Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün halkın sorularını yerel idarenin genel yapı taşı olan Mutlalar aracılığıyla Kahramanmaraş ile 12 Şubat ilçesi Kozcağız Mahallesi Muhtar Ayhan Çil ile yol üzerinde yapacağız. Çünkü yol buraya gelene kadar buradan daha bozuk yerler de vardı. Onları da resmini çekip halkın dikkatine ve yetkililerin dikkatine sunacağız. Burada da gördüğünüz gibi bozulmuş, tam yokuşun başladığı noktada. Buradan kaç öğrenci servisi geçiyor efendim? Burada günlük 10 tane öğrenci servisimiz geçiyor. Her gün bu yolu bu şekilde deperiyoruz yani. Evet, siz de kullanıyorsunuz servis aracını değil mi? Evet, efendim? Ben de kullanıyorum. Evet, aşağıki kısımda sayın izleyiciler böyle hani derler, bir muhtarım dedi ki burası asker mevzisi gibi olmuş dedi. Yalak yalak olmuş böyle sayın izleyiciler. Kasisler yani çukurlar oluşmuş. Halkın anlayacağı dille anlatalım. Biz bu yolun mutlaka ikinci kat asfaltının yapılmasını istiyoruz. Mutlaka, evet. Evet. Sizin köye kadar bu yol gidiyor. Bu yol mu kullanıyorsunuz? Aynen bu yolu kullanıyoruz. Buradan gidiyorsunuz. Evet. Köye gidiyorum, değil mi efendim? Evet. Buradan devam ediyoruz köye. Evet. Bu yolun yapılması için müracaat ettiniz mi? Üç mahalle muhtarı olarak. Müracaatımızı yaptık ama şu ana kadar bir sonuç alamadık. Belediyemiz çalışma yapıyor. İnşallah da yapılmasını bekliyoruz yani. Kaç dönemdir muhtarsınız? Yani bu sene ilk dönemde. Bir dönem seçildiniz evet, yani. Evet. Yani 30 Mart 2014'te seçildiniz evet, değil mi efendim? Evet. Evet. Halk size mahalle olduktan sonra hangi hizmetlerin yapılmasını istedi muhtar olarak? Ya başta yol olmak üzere altyapımız işte yol. Altyapıda mı yok? Altyapımızda bazı yerlerde yok. Evet. İçme suyunda da sorun var. Yolların menfezleri bozuk. Ondan sonra işte köylerimizde daha başka türlü ihtiyaçlarımız da var ya. Yani Bilgevi yaptı mı efendim 12 Şubat Belediyesi? Bilgevi bazı köylerimize yaptı, bazı köylerimiz daha yapılmadı. Yapılmasında istedik, yapılacaklar. Yani. Kaç hane efendim sizin köyünüz, mahalleniz? Benim mahallem 80 hane. 80 hane. Nüfus evet. Ne kadar? Nüfusu 5-600 o civarı. 5-600 var. Seçmen sayımız ne kadar? Seçmen sayımız 250. 250 evet sayın izleyiciler. Burası orta ölçekli bir köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Grup yolu görmüş olduğumuz yol. Biz bu yolun mutlaka ikinci kat asfaltının yapılmasını istiyoruz. Çünkü biz yol içerisinde yol aradık. Aşağı kısmında ben orayı da çekim yapacağım. Yetkililerin görmesini istiyoruz. Yani bir yetkili bu yoldan bir defa geçsin, bir daha geçmek istemez. Onu belirtelim. Mutlaka. Doğru mu efendim? Mutlaka. Beyefendi sigaranızı atın gelin yanımıza. Arabalarım zarzalandı. Yeni aldım bak şu arabayı. Evet. At sigarayı gel abi yanımıza. Evet. Yayınlayamıyoruz. Bu köyden misiniz? Ben bu köydenim. Evet, araç kullanıyorsunuz. Araştırmacı gazeteciyim. Ben ismim Süleyman Duran. Evet, esnafsınız, aracınız var. Evet. Değil mi? Bu yolu kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Doğru. Kaç günde bir ön takıma gidiyorsun, alt takıma, rot balansa? Valla ay sürmüyor yani rot balansa girmemiz. Şu anda da gene istiyor aynı şey. Araba vuruyor takır takır. Evet, arkadaşın yani aracını da çekelim. Bir rot balansa yaptığımız zaman en az 3 ay zor gidiyor yani. Ondan sonra tekrar rot balansa gidiyor bu araba. Evet. Sayın izleyiciler işte başka türlü izah edilmez. Yani vatandaşlarımız bu yolu kullanıyor. Evet. Muhtarımın mahallesinde 5-600 tane vatandaş ikamet ediyor. Evet. Bu mahallede kaç kişi var? Kaç hane, kaç nüfus var bu mahallede? Yaklaşık 2000. 2000'e yakın. Burası büyük değil mi efendim? Evet. Burası büyük. Evet, 2000'e yakın nüfus var sayın izleyiciler. Bir de Süleymanlı var. Süleymanlı mahallemiz. Orası nüfusu ne kadar? Orada aşağı yukarı 2000 civarında. Yani 4500'e yakın bir nüfus evet, var sayın evet, izleyiciler. Evet. Bu yolu kullanıyor. Evet. Biz buradan Fatih Mehmet Erkoç'a sesleniyoruz. Lütfen gelip bu yolu bir sefer ya siz ziyaret edin, görün veyahut da FED işte daire başkanımız gelsin, görsün istiyor sayın izleyiciler. Görüyorsunuz bu araçlar geliyor burada da zorlanıyorlar yani değil mi efendim? Evet. Makasınıyor, arabalarımız pasislerde. Verdi arzalar bize yetiyor diye. Kasisler çok sert, yüksek kasiyi de kesebilir. Lastik de kesiyor, makas da duruyor. Araçlarımız yani öyle yolumuzu çok bozuk olduğundan. Durmak ortada ya. Evet. Etkiler mümkünü görmesi lazım. Evet, bir de muhtarsınız. Muhtarların sosyal güvenlik primleri devlet yatırıyor mu? Yatırmıyor. Yatırabiliyor musun? Kendimiz yatırıyor. Yatırabiliyor musun? Şu ana kadar yatıramadım. Hiç yatıramadım değil mi? Evet. Biz mutlaka muhtarların sosyal güvenlik primlerinde devlet yatırması istiyoruz sayın izleyiciler. Evet. Devlet tarafından. Neden? Çünkü devleti temsil ediyor. 657'ye tabi gösteriliyor. Halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticilerimiz sayın izleyiciler. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da seçilmiş cumhurbaşkanımız. En birinci basamakta muhtarlarımız görev yapıyor. Halk ile devlet arasında köprü görevini görüyor. 568 liraya yükseldiğini öğrendim. Birçok arkadaşımız sizin gibi yatıramıyor. Bunun da
mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün de yine muhtarlarımızla toplantı yaptı. Bu konu çözüleceği konusunda sözlerini gördük. Toplantıya katılan arkadaşlarla. İnşallah bu konuda çözüleceğimizi belirtiyoruz. Arabayla çek arabayı görüyor musunuz? Yani o kadar kasis olmuş ki yani geçecek yer arıyorsun, arıyoruz yani burada. Halkın sorularını işte görüyorsunuz biz de. Gündeme getirdik. Bugün de Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Kozcağız Mahallesi Muhtarı Ayhan Çil ve mahalle sakinlerinden arkadaşımız Ali Baran arkadaşımız esnaf gördüğünüz gibi. Biz bu yolun mutlaka 2016 yılında yapılmasını istiyoruz. Sayın Başbakanımızdan da bu konuda desteklerini bekliyoruz. İnşallah. Ayhan Çil arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz sizlere teşekkür ederiz.